Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle geçtiğimiz videoda karesini yapmış olduğum kaz ayağı lif modelimin şöyle uzunluğu yaptım. Bu şekilde bakın. Şöyle çok güzel bir lif oldu arkadaşlar. Uzunluğu gayet güzel. Eni de bence hoş oldu. Gayet kullanışlı, güzel bir lif oldu arkadaşlar. Şöyle bakın, arka tarafı da yine aynı. Böyle hoş bir lif arkadaşlar. Şimdi bunun geçtiğimiz videomuzda şöyle karesini yapmıştım. Hatta şu renkle yaptım. Bakın böyle çok güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tabii ki yine bu renkle başlayacağım uzunluğu da. Bu da karesiydi. Bu kare lifinde yine yapılışını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Link olarak oraya bırakacağım arkadaşlar. Tabii ki bu bittikten sonra da bunun kese lifini de yine hazırlayacağım. Şimdi bunu böyle katlayalım. Şöyle bir bırakalım. Arkadaşlar öncelikle şu yapmış olduğum bu lifin numaralarını size göstereyim. Şöyle 98333 diye renk kodu var. Güzel bir renk. Yine kaz ayaklarını yaptığım numara da bu şekilde arkadaşlar. Şimdiki yapacağım lifimin renk numaraları da şöyle, onları da göstereyim sizlere. Hepsi bu arada bonbon marka arkadaşlar. Bu şekilde, bu da şöyle. Evet, hepsinin numaralarını da gösterdikten sonra hemen tığımı da göstereyim. Tığımda 0 numara 2.10 milim kalınlığında tığ kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar yapımına geçmeden önce, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bu şekilde açıklamalarımız bittikten sonra şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle 8 tane fıstık yapacağız. Arkadaşlar bu kaz ayakları, şu kaz ayaklarının her birinin altı, öncelikle bu ortayı öreceğiz. Daha sonra kenarları yapacağız. Her bir kaz ayağı için 2 tane fıstık yaptık. Bu şekilde. Bir tane de şöyle dönme için lazım bize. Yani 8, 9 tane fıstığı önce bir yapalım. Bir tane zincir çektim. Bir tane şöyle geniş çektim. Bir tane daha üstüne sıklaştırarak bu altta geniş bıraktığım yere şöyle fıstık yaparak başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 kez dolayacağım arkadaşlar. Yapmış olduğumuz fıstıkları ben 3 kez dolayacağım. Şöyle birinci fıstığı yaptık. Tekrar zincir çektim. Üstüne bir fıstık daha. 3 kez sardım ve yine bunu da kapattım. Bir zincir, tekrar üzerine 2, 3 kez sardım ve kapattım. Böyle bu şekilde 8 tane 9 tane fıstık yapalım arkadaşlar. Böyle üst üste 9 tane fıstığı tamamlayalım. 9 tane fıstık yaptıktan sonra şöyle 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 tane fıstığı hazırladıktan sonra tekrar tepeye bir tane yapıyorum. Üç kez doldurdum, bunu kapatmadan üzerine aldım ve buradaki arayı geçip bir sonraki araya şöyle bir tane fıstıkla bu şekilde tutturuyorum. Bakın böyle. Şöyle ikisini bir kapattım. Bir zincir. Kutu tekniği yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen tepeye bir tane, ve karşıya bir tane olacak şekilde devam ediyorum. Şöyle ikisini yine bir kapattım. Bir zincir. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi
sıranın sonuna kadar gelelim. Bir tane tepeye, bir tane karşıya böyle kutucukları bir oluşturalım. Sıranın sonuna geldik. Yine burada bir tane tepeye. Şöyle bir tane de hemen şöyle sonuna arkadaşlar burada başladığımız yere yapıyoruz. Ve 3. 3 tane doladım. Yine bu ikisini bir kapatıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde olacak. İlk sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutucuk oluşturduk. Ve şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Hemen alalım rengimizi. Şimdi burada kaz ayaklarını yapmaya başlayacağız. Evet. Aldım. Şimdi bu şekilde tutup ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Şöyle. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra hemen buradaki ilk boşluğa şöyle 1, 2, 3, 4 kez sardım. Üzerine aldım. Buradaki fıstığın dibindeki arkadaşlar şuradaki noktaya batıyorum. Bir, uzun yapalım bunları. 2, 3 ve 4 arkadaşlar. Bak buradaki noktaya 4 tane de oraya sardım. Üzerine aldım. Tekrar yanımdaki boşluktan devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane de sol tarafa doladıktan sonra bunların hepsini bir kapatıyorum. Bakın böyle. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geldim buradaki fıstığın başına. Sık iğne ile bunu tutturdum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Ve bir sonraki yere kaz ayağı yapacağız. Arkadaşlar buradaki kaz ayaklarını hani böyle düzeltebilmek için şöyle tığınızda geçin alttan. Bu şekilde. Şu beyazları biraz böyle içe doğru alabilirsiniz. Ya da şöyle elinizle de iyice bunu düzeltebilirsiniz. Şöyle ikinci kaz ayağı için üzerine aldım. Hemen buradaki boşluktan 1, 2, 3, 4 kez sardım. Tekrar üzerine alıyorum. Buradaki fıstığın dibinden arkadaşlar şuradan 1, 2, 3, 4 kez bu şekilde sarıp çıkardım. Bakın şuradaki noktadan. Tekrar üzerine aldım. Bu kez soldaki boşluğa da yine 4 kez sardım. 4 kez sardım bunları. Normalde lifi 3 sarıyordum şuraları. Ama bunlar biraz böyle dolgun dursun diye bunları 4 sardık. Ve hepsini tek seferde kapatıp şöyle 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şöyle elimle bu şekilde düzeltebilirsiniz. Çektikten sonra hemen yanımdaki fıstığın tepesine şöyle sık iğne ile tutturdum. Tekrar 3 tane zincirimi çektim ve buradaki kaz ayaklarını yapmaya başlıyorum. Üzerine aldım. Hemen yanımdaki boşluktan geçtim. 1, 2, 3, 4 kez doldurdum. Ve buradaki fıstığın dibinden 2, 3, 4 kez de oradan doldurdum. Şöyle şunu bir çıkaralım. Evet. Daha sonra düzeltirsiniz onları. Ve yanımdaki solumdaki boşluktan da yine 1, 2, 3, 4 kez sardıktan sonra bunların hepsini tek seferde kapatıyorum.
şöyle 1 2 3 zincir. Hemen yanımdaki fıstığın tepesine sabitleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi buradaki kaz ayağını da yapacağız. Dediğim gibi böyle hani uzayan olduğu zaman şöyle tığınızla içeriye doğru onları çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi biz bu kaz ayağını da yapalım. Devam edeceğiz. Sondaki kaz ayağını da yaptım. Yine 3 tane zincirimi çektim. Geldim bakın buradaki fıstığın tepesine şöyle sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde. Daha sonra 1-2 tane zincirimi çektim. Burada ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani her yaptığımız sırada ipimizi buradan keseceğiz. Şimdi döndüm tekrar. Şuradaki hemen buradaki fıstığın tepesine şöyle battım. İlmeğimi şöyle çıkardım. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra buraya yine fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 kez doladım. Bunu kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, kapatmadan aldım. Karşıya, yani karşı dediğim buradaki birleşim noktası, buraya bir tane. Şöyle bakın. Bu ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Devam ediyoruz. Bir tane tepeye. Bir tane şuradaki arkadaşlar bakın şurası. Sık iğne yaptığım yer. Bir tane karşıya dediğim yer burası olacak. İkisini bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Tepeye ve karşıya dediğim yer şunun birleşim noktası. Bu şekilde. Ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın böyle kutucuklar yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar tepeye bir. Ve buradaki sık iğne yaptığım kısma bir. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet bakın sıranın sonuna kadar geldik bu şekilde. Şimdi burada yine bir tane tepeye bir tane buradaki fıstığın tepesine bakın en sondaki yaptık ve ikisini bir kapatıyorum. Bir tane zincir çektim ve döndüm. Bakın şöyle bir sıra kutucuk yapmış olduk. Şimdi bir sıra daha yapacağız. Hemen sıramıza şöyle başlıyoruz. Bir tane boş yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Bir zincir. Hemen tepesine bir. Karşıya bir. Şöyle. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın böyle üste çıktık şimdi. Bu şekilde sıranın sonuna kadar şu kutucukları tamamlayalım. Evet şimdi bu kısmı bakın böyle iki sıra kutucuk yaptıktan sonra yine pembe rengimizi aldık.
Yine aynı şekilde arkadaşlar, aşağıda yaptığımızın aynısını yapacağız. Şöyle şuradan tutturuyorum ipimi. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekip dönüp kaz ayaklarını yapmaya başlıyoruz. Şöyle hemen yanındaki kutucuktan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 kez sardım. Üzerine aldım. Bu kez buradaki fıstığın bakın şu alttaki tam ortadaki kısımdan geçtim. 1, 2, 3, 4 kez de buradan sardım. Üzerine aldım. Solundaki boşluktan da 4 kez sararak 3 ve 4. Bu şekilde kaz ayağını bitirdik. Bu birinci kaz ayağımızdı. Şöyle hepsini topladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geldim. Yanımdaki fıstığın tepesine şöyle sık iğneyle bunu tutturdum. Daha sonra yine 3 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde oluyor. Şöyle. Üzerine aldım ve yanımdaki boşluktan yine kaz ayağı yapmaya başlıyorum. 4 tane sardım. Şöyle 1, 2, 3, 4 kez de ortaya sardım. 4 tane de diğer boşluğa sarıyorum. Bu şekilde ve hepsini bir kapatıp kaz ayağımızı oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yani buradaki başına batıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar kaz ayaklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sonuna kadar bir yapalım. Bakın şimdi sıranın sonunda yine 3 tane zinciri çektim. En baştaki fıstığın tepesine şöyle tutturdum. Bu şekilde 1, 2 tane zincirimi çekiyorum ve şuradan ipimi kestim. İkinci kaz ayağı sıramız da böyle olacak. Şimdi yine tekrardan döndürüyorum. Şuraya ipim, evet. Döndürdükten sonra yine açık renk ipimizle şöyle bakın buradaki fıstığın başından battım. Bir tane ilmek aldım. Bir zincirimi çektim ve döndüm. Döndükten sonra yine kutucuk yapmaya başlayacağız burada. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, bu şekilde olacak. Bir zincir ve bu böyle devam edecek. Yine iki sıra kutucuk yapacağız. Daha sonra tekrardan kaz ayakları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şu iplerimizi de şuradaki fazla iplerimizi de hemen şunun içerisinden geçiyoruz. Şöyle ve bunu tutup bu şekilde içinden geçirdikten sonra şuradan fazlasını kesiyoruz. Evet. Ve bu buradan çıkmaz arkadaşlar. Çıkmaz ve daha temiz bir görüntü olur. Şunları da şu içeriden alarak. Bakın şöyle. Buradan geçirdim tığımı şöyle. Bunun da içinden geçirdim. Bu şekilde şuradan tutup böyle geçirdim. Bunu da yine buradan keselim. Evet, böyle temiz bir görüntü olur. Şimdi biz ne yapacağız? Dediğim gibi artık iki sıra kutucuk, bir sıra kaz ayağı yaparak lifimize devam edeceğiz. Kaç tane yapacağız? Hemen ona bakalım. Şöyle açalım. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane kaz ayağı yapmışız. 14 tane kaz ayağını bitireceğiz şimdi. Bu şekilde bakın ikinciyi bitirdik biz. 14'ü tamamlayacağız. Daha sonra yapımına devam edeceğiz. Şimdi biz bunu bir kaz ayaklarımızı 14'e tamamlayalım. 14 tane böyle kaz ayağını bitirdikten sonra şimdi geldim burada. Yine şöyle ipimizi bir üst tarafa alalım.
Şöyle üstü aldım, döndüm. Arkadaşlar şimdi bu kısımda bir sıra, sadece bir sıra kutucuk yapalım. Başa kadar bir sıra kutucuğu yapalım. Evet, bir sıra, bakın böyle kutucuk yaptıktan sonra şimdi geldim. Arkadaşlar şimdi artık bu yapmış olduğumuz lifin, şöyle de göstereyim şuradan, etrafına şöyle kutucuklar yapmamız gerekiyor. O yüzden hemen buradan başlıyorum. Şöyle bu kısımdan. Bir tane yaptım. Bir zincir. Şöyle tekrar tepesine ve karşıya. Bu şekilde. Bir zincir. Bakın böyle hemen yan tarafa kutucuklara başlıyoruz. Bu şekilde olacak. Lifimiz böyle. Buradan başladık. Şimdi biz bütün bu fıstıkların hepsini, kutucuklarımızı yapalım. Gelelim bu köşeye. Tam bu köşede sizlere köşe yapmayı göstereceğim. Buraya kadar bir şöyle tamamını, böyle kutucukların hepsini, fıstıkların üstünü dolduralım. Devam edeceğiz. Evet, köşeye kadar bakın şöyle bir sıra kutucukları tamamladık. Şimdi geldik köşeye. Şimdi burada bir tane tepeye, bir tane de tam köşedeki bağlantı kısmına yaptım. Bunları kapattım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir zincir çektim. Şöyle biraz ip alalım. Şimdi tam köşedeyiz. Bir tane fıstık yapıyorum. Ve bunu kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın böyle. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Bunu kapatmadan üzerine aldım ve alttaki fıstığın dibine, bak buradaki tam köşedeki bağlantı kısmına bir tane daha fıstık yapıyorum. Şöyle. Şimdi bu ikisini bir kapatıyorum. Ve böylece bakın buraya bir tane köşe yapmış olduk. Şimdi bir zincir. Daha sonra tekrardan tepeye bir. Ve karşıya bir olacak şekilde kutucuklara devam ediyoruz. Şöyle kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bakın geldim burada. Köşe kısmını böyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde burayı tamamlıyoruz, kutucukları. Ve yine aynı şekilde burada bir köşe çalışması var. Daha sonra bu kenarı yapıyoruz. Gelip burada bir köşe çalışması var. Bakın burada. Ve bakın buradaki bu sıramızın üstünden yine bir kutu, bir sıra kutucuk yapacağız. Tam şu kısma gelince burada bırakacağız arkadaşlar. Ben burayı birleştirmeyi sizlere göstereceğim. Şimdi biz buraya kadar şöyle bir kutucukları tamamlayalım, bitirelim. Daha sonra buradaki köşeyi sizlere göstereceğim. Evet, bakın burada sona kadar geldik. Şöyle her tarafı, dört bir tarafı bu şekilde yaptıktan sonra geldik. Şimdi burada birleştirme işlemi var. Köşeyi hemen ne yapıyoruz? Bir tane bulunduğumuz kısma, bir tane de karşıya arkadaşlar. Bakın şu köşeye. İki tane şöyle fıstığı yaptıktan sonra şöyle ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın böyle bir sıra kutucuk gittikten sonra bir sıra daha yine kutu çalışması yapacağız buraya. Şöyle kapattım. Tepesine bir ve karşıya
bir tane olacak şekilde evet bu şekilde arkadaşlar ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi ne yapacağız burada? Bakın buradan kutucuk yine başladık. Geleceğiz. Burada köşe işlemini yaptıktan sonra buraya geçince şu kul kısımlarının yapılışını göstereceğim sizlere. Şimdi biz bu sıramızı bir bitirelim sonuna kadar. Şöyle sona kadar bu sıranın sonuna kadar bir gelelim. Şu yan kısımda tutacak kısmımızın yapılışını göstereceğim. Şimdi geldik buraya kadar, burada köşeyi yaptık, hazırladık. Arkadaşlar şuradaki en baştaki kaz ayağının ucunda şu kısma kadar bir kutucuklara devam ettirelim. Buraya kadar bir şöyle kutucuklarımızı yapalım. Bakın buraya kadar kutucukları şöyle yaptık. Geldik. Burada şimdi 9 tane fıstık üst üste yapacağız. Hemen dibine batarak fıstık yapmaya başlıyorum. Şöyle bir. Yine tepesine şöyle iki. Bakın böyle. Daha sonra yine bu da 3. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bakın 1, 2, 3 tane yaptık. Bunu 9'a tamamlayalım. 9 tane şöyle fıstık yaptıktan sonra hemen bir sonraki, bakın burada şu kaz ayağının üstündeydi ya. Şimdi bu çekmiş olduğumuz 9 tane fıstığı buradaki kaz ayağının üstüne buraya birleştireceğiz. Tam şu hizaya. O yüzden şöyle çevirdim. Ve buradaki kaz ayağının üstüne şöyle birleştirdim. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Döndüm. Ve buradaki fıstıkların birleşim kısımlarını arkadaşlar şöyle 4 tane zincirle sık iğneyle tutturuyorum. Bakın iki. Çünkü zincirle buraya dönmemiz gerekiyor ki buradan devam edelim. Burası eğer çok kasarsa 5 zincir de çekebilirsiniz. Evet bakın şöyle 4 zincirle aşağıya doğru ineceğiz arkadaşlar. Son 4 tane zinciri de çekip buradaki hemen karenin kutucuğun başına şöyle tutturdum. Bakın bu şekilde olacak. Şöyle kulpumuzun oluşturduk. Tekrar devam ediyorum buradan. Yine bakın buraya bir fıstık ve karşıya bir fıstık olacak şekilde sırama devam ediyorum. Dediğim gibi yine köşelerde köşe uygulaması yapmayı tabii ki ihmal etmiyoruz. Şöyle bakın burası köşe, buradaki köşede de yine aynı şekilde köşe yaptık. Buraya da gelince yine köşemizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Başa kadar gelelim. Şöyle kapatıyorum. Evet, buradan da tekrar köşe yaparak buradaki kenara geçeceğiz ve böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı bu şekilde bir bitirelim. Şöyle. Bakın burayı ördük. Şöyle geldik. Burada kulpumuzu yaptık. Tekrar şurayı öreceğiz. Gelip burada kulp çalışmasını aynı şekilde arkadaşlar. Buradan kutucuk yaparak geldiniz ya. Şöyle.
kutucuğun bu köşeyi yaptınız. Bu kez buradaki, bakın şuradaki kaz ayağının hizasına kadar, yani şuraya kadar geleceksiniz. Daha sonra burada 10 tane, pardon 9 tane fıstık yapıp şuradaki kaz ayağının hizasına bağlayıp zincirlerle dönüp burayı tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bakın burada burası bizim başlangıç kısmımızdı. Burayı tamamlayacaksınız. Burada son birleştirmeyi yapıp bu şekilde burayı tamamlamış olacaksınız ve kulpunuzu burada oluşturacaksınız. Yine burayı da belirttikten sonra şimdi aynı şekilde buraları örelim, kulpumuzu oluşturalım. Kenar oyasına geçeceğiz. Şimdi iki tarafında şöyle kulp kısımlarını bitirdikten sonra, bakın burası da böyle arkadaşlar. Biraz daha şöyle yakından göstereyim. Kulplarınızı birleştireceğiniz kısımlar tam böyle göründüğü gibi. Buralara birleştirme yapacaksınız. Daha sonra bu sırayı böyle bitirdik. Şimdi gelelim kenar oyasının yapımına. Hemen şöyle bulunduğum yere yine 3 tane doladım. Bunu kapattım. Bir tane zincir çektim. Üzerine şöyle 1, 2, 3 tane dolayıp bu şekilde kapattım. 2 zincir çekip fıstığın dibine batıyorum. Şöyle. Daha sonra arada 2 tane zincirim var. Üzerine aldım. Yine hemen yanımdaki şöyle fıstığın tepesine 3 kez doladım. Bunu kapattım. Bir zincir fıstığın tepesine 1, 2, 3 kez doladığım fıstığı, bakın şöyle kapattım bu kez. Daha sonra 2 zincir çekerek fıstığın dibine batıyorum. Arada 2 zincir. Bakın bu şekilde olacak arkadaşlar. Her bir fıstığın tepesine şöyle bir tane fıstık yapacağız. Daha sonra bunu kapatacağız. Bir zincir fıstığın tepesine yine şöyle üçlü doluyorum. Bunu böyle kapatıyorum. Ve iki tane zincir çekip fıstığın dibine batıyorum. Tepedeki fıstığın dibine. Tekrar 2 zincir. Evet, şimdi böyle yaparak şöyle köşe başına kadar gelelim. Evet, bir kenarın şöyle kenar ayasını bitirdik. Geldik köşeye kadar. Burada şimdi yapacağımız işlem şöyle bir tane zaten yaptım. İki tane de zincir çektim. Burada tam köşedeyiz. Bu kısımdayız. İki tane zincirimi çektikten sonra aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bu köşeleri ikişer tane yapalım ki lifimizi çok fazla kasmasın. Şöyle bakın. Köşeye iki tane yaptım. Tekrar tepesine şöyle çok büyük olmayacak tamam. Bir fıstık, daha sonra iki tane çekip dibine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar köşelere ikişer tane yapalım. Daha sonra yine iki tane zincir çektim ve geldim buraya. Hemen oranın da fıstığı yapalım. Tepesine de yapalım fıstığını. Dibine battım. Daha sonra iki tane zincir çektik. Bakın köşeyi yaptıktan sonra bir tane fıstık yapacağız ve şimdi geldik buraya. Bu kısımda hem kulptan hem de zemin kısmından birer tane fıstık alarak o arayı o şekilde dolduracağız. Hemen şöyle göstereceğim.
Üzerine alıyorum. Bakın geldim buraya. Bir tane buraya yapıyorum. 1 2 3. Üzerine aldım bunu kapatmadan. Bir tane bu tam orta kısmı, bağlantı kısmına 1 2 3 tane de bu kısma doldurdum. Tekrar üzerine aldım. Bir tane de buradaki ilk fıstığın tepesine, şuraya. 1 2 3. Bakın bu ara kısmı böyle yaptık. Şimdi bu üçünü bir kapatıyorum. Şöyle kapattım. Bir tane zincirimi çektim. Ve tam birleşim kısmına bir tane yine fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. İki tane zincirimi çekip şöyle bir fıstık yaptım. Daha sonra iki tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bir sonraki fıstığın tepesine şöyle. Şöyle bir, iki, üç kez doladım. Bunu kapatıp fıstık yapıyoruz. Tepesine de yine bir fıstık. İki zincir dibine batıyorum. Şöyle. Daha sonra yine iki zincir. Bakın. 1, 2, 3. Burada geldim buraya. Bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapattım. Hemen tepesinin de fıstığını yapalım. Yine kapatıyorum. İki zincirimi çekip dibe battım. Daha sonra yine iki tane zincirimi çektim. Arkadaşlar bu kısımda burası çok fazla gergin durmasın diye bakın 1 2 3'üncünün tepesine iki tane yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 kez doladım. Fıstığı kapatıyorum. Ve tepesine yine bir tane küçük fıstık yapıyorum. Evet. Bunu da kapattım yine. 2 zincir çekerek dibine batıyorum. 1, 2 zincir. Bakın arkadaşlar böyle olacak. Şöyle şuradan birleştirmemiz var. Bakın kulpa kadar geldim. Burada bir buraya, bir ortaya, bir de kulptaki ilk fıstığın tepesine batarak bu kısmı oluşturduk. Daha sonra şöyle şuradan sayıyorum bakın. 1, 2, 3'üncünün tepesine 2 tane fıstık yaptık. Şuradan da böyle daha net göstereyim sizlere. Buradan geldim. Şöyle burayı oluşturduk. Bakın 1 2 3'üncüye 2 tane. Daha sonra 1 2 tane tek yapacağız. Daha sonra yine ikili yapıp tek yapıp buradaki birleştirmeyi yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz şuraya kadar bir gelelim. Buradaki birleştirmeyi beraber yapalım. Ne yaptık? Bakın 2 tane yaptıktan sonra 2 tane tek yapacağız şöyle. 1 2. Daha sonra yine ikili yapıp şöyle birleştirme yapacağız. Zaten buradan saydığınızda da bakın 1, 2, 3'üncünün tepesine yine 2 tane yapmış olduk. Bu şekilde yapalım. Şuradaki birleştirmeye kadar yani şuraya kadar gelelim. Evet bakın bu şekilde yaptık. Geldik. Bakın şöyle ikişer tane bu kısımlara yaptıktan sonra geldik yine burada birleştirme kısmına. Yine burayı da aynı şekilde arkadaşlar bir önceki kısmı nasıl yaptıysak. Şimdi yine iki tane zincirimi çektim burada. Bir tane karşıya. 2 3 Bir tane tam şu ortaya. Ve bir tane de hemen onun yanına arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde 3 taneyi yaptıktan sonra yine
Aynı şekilde üçünü toplayıp tek seferde kapattım. Tekrar bir zincir çektim ve üzerine küçük tomurcuğunu da yapıyorum. 1-2. Şöyle bunu da kapattım. Daha sonra iki zincir çekip yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Ve kenar oyamızı da bu şekilde bitirmiş olacağız. Bakın böyle. Köşelere ikişer tane yapacağız. Kulp kısmına geldiğimizde ayrıntıları gösterdim. Birleştirirken 3, sonra 1, sonra 2, sonra 2 tane tek. Sonra çift ve bu şekilde devam ederek lifimize devam edeceğiz arkadaşlar. Artık bundan sonrası aynı. Buraya da geldikten sonra aynı işlemleri yapacaksınız. En sona geldiğinizde de köşeye çift yaptığımız için yine buraya bir tane yapıp iki tane zincirinizi çekip tam şu kısmı arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz küçük deliğe sık iğneyle iki tane zincirinizi sabitleyeceksiniz ve burada lifimiz bitecek. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve ben böyle bir dediğim gibi ip detayı var bunda. Bunu da böyle karşılıklı çok uzunca çekmiş olduğunuz koparmış olduğunuz ipinizi karşılıklı bir şekilde ister karşınızda birisi olsun isterseniz bir kapı koluna takabilirsiniz veya işte bir çekmece kulpuna takabilirsiniz. Karşılıklı zıt taraflara bunu şöyle kıvırarak bu şekilde bir ip oluşturabilirsiniz ya da şöyle bu lif ipinizi bu şekilde iki kat yaparak zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu da kalın bir görüntüye sahip oluyor. Bakın şöyle bu şekilde bir zincir çekerek de yine bu ip gibi olan kısmı böyle zincirle de yapabilirsiniz. Kurdele de takabilirsiniz. İsteğinize kalmış. Arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Yine bunun kare lifini dediğim gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Kese lifi de inşallah bir sonraki ya da ondan sonraki videomuzda olacak arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize. Hoşça kalın.